Değerli basın emekçileri, değerli sendika temsilcileri, yöneticileri, bugün Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba ile birlikte gene Yüksek Mahkeme'nin kapısını çaldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan bir torba kanunda hem sendikalarla ilgili hem limanlarla ilgili kabul edilemez hükümler maalesef emirle komutla mecliste yasalaştı. Hepiniz bilirsiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikten sonra bir yemin ederek göreve başlarlar. O yeminde şöyle bir hüküm de vardır. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim der milletvekilleri. Ama ondan sonra anayasayı çiğnemek için, namus ve şeref üzerine yemin edilen anayasayı çiğnemek için her şey yaparlar. Bizim bugün geldiğimiz, yaptığımız başvuru daha önce Anayasa Mahkemesi'nde, mahkemesince anayasanın hangi maddelerdi? 10, 13 ve 48. maddelerine aykırı bulunmuş, Yüksek Mahkemece iptal edilmiş. Meclis bunu tekrar aldı gündemine. 6 Ocak 2022'de aldı bu limanlarla ilgili konuyu, limanların peşkeş çekilmesiyle ilgili konuyu. 20 Temmuz 2022'de Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. 10, 13 ve 43. maddelere, 48. maddelere aykırı bularak. Ne yaptılar? Anayasaya açık aykırılığı mahkeme kararıyla tayin ve tespit edilmiş bir yasal düzenlemeyi 22 Aralık 2022'de tekrar mecliste yasalaştırdılar. Ve bununla ne yaptılar? Daha önceden özelleştirilen, işletmesi özelleştirilen limanların süresi dolduğu halde ihalesiz, sorgusuz, sualsiz, bazılarında 19 yıl, bazılarında 13 yıl, bazılarında 9 yıl ihalesiz olarak limanları verdikleri yandaşlara tekrar peşkeş çektiler. Biz dedik ki tamam özelleştirebilirsiniz ama ne yapın? İhale yapın. Yani 2008'de süresi biten Antalya Limanı'nın süresini, 2028'de biten Antalya Limanı'nın süresini 2047'ye kadar uzattılar. İhalesiz. İhalesiz. Bu açıkça devletin imkanlarının bir gruba, bir kimseye peşkeş çekilmesidir. Onun için mahkemedeyiz. Yani devletin kör kuruşu için mahkemedeyiz. Yani vatanın çakıl taşı için mahkemedeyiz. Yani cumhuriyetin ekonomik kazanımları için mahkemedeyiz. Yani emek örgütlerinin hakkı için mahkemedeyiz. Emekçilerin hakkı için mahkemedeyiz. Sayın Ağbaba değinecek. Yandaş sendikayı güçlendiren, memurun özgür iradesine vesayet getiren bir kanun maddesi de bugün Anayasa Mahkemesi'ne iptal gerekçesiyle başvurmak üzere getirdik. Değerli basın mensupları, şimdi Antalya, Alanya, Hopa, Galataport, Kuşadası, Çeşme, Mersin, İskenderun, Sinop, Ordu, Tekirdağ, Rize, Marmaris, Dikili, Derince, Trabzon ve Taşucu limanları yandaşa, beşli çeteye peşkeş çekilmiştir. Bu para milletin kör kuruşudur. Bunun hesabını takip etmek bizim bu topluma karşı en temel görevimizdir. Ve emek örgütlerini memurun özgür iradesine vesayet koyarak bir sendikaya alan açıp diğer sendikaların alanını kapatmak ise emeğe yapılan, memura yapılan, memurun özgür iradesine yapılan açık bir saygısızlıktır. Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen bir kanunu motomot aynen buraya getirmek, yani tekrar yasalaştırmak, Anayasa Mahkemesi'ni fiilen etkisizleştirmektir. Yargı kararlarına arkadan dolanmaktır. Çoğunluk diktasının yeni bir dayatmasıdır. Biraz önce söyledim, anayasayı ayaklar altına almaktır. Aldırmayacağız. Evet, sendikalarla ilgili bölümü de Sayın Ağbaba sizlerle paylaşacak. Evet. Böyle gel istersen. Tabii burada Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay da ifade etti. Aslında açık iki darbe var. Darbe girişimiydi, darbe oldu aslında. Birisi maalesef hukuka karşı yapılan bir darbe. Çünkü bu %2'lik baraj meselesi, yani %2'nin üzerinde sendikaya üye olanların toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma meselesi geçtiğimiz yıl Danıştay 12. Dairesi tarafından %1 baraj şartı getirilmişti, iptal edilmişti. Maalesef
iktidar, yani bu yasayı getirenler, bu kanunu getirenler, Danıştay'ın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmiş olduğu %1 barajı %2'ye yükselterek tam bir meclisin iradesine, hukuka darbe yapılmıştır. İkinci darbe sendikalara karşıdır. Yaklaşık 200 sendikanın toplam 400 bin üyesini ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. 2010 referandumunda her isteyen istediği sendikaya üye olacak demelerinden şimdi bizim istediğimiz sendikaya üye olacaklar deme noktasına gelmişlerdir. Açık bir sendikalara darbedir. Maalesef farklı dezavantajlı grupları içerisinde barındıran, farklı özel sendikacılık yapmaya çalışan grupların sendikacılık yapmalarına izin verilmemektedir. Burada biz rüşvet sendikacılığı diyoruz. İktidar kendi yandaş sendikalarını güçlendirebilmek için bu yasayı çıkarmaktadır. O gün komisyonda sendika başkanlarımız, burada bulunan sendika başkanlarımız hepsi hodri meydan dediler. Hodri meydan, gelin örgütlenmede de kim üyenin hakkını savunuyorsa onlar üye kazansın dediler. Ama onlar olmaz. Kim iktidara yakınsa onlar, o memur sendikalarına üye olsun dediler. Bu açık bir darbedir. Kimin hangi memur sendikasına üye olacağına maalesef Cumhur İttifakı karar vermeye çalışmaktadır. Bakın, %2 barajını aşan sendikalara üye olanlar toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanacaklar. Açıkça memuru parayla terbiye etmeye çalışıyorlar. O gün bunun hukuksuz olduğuna değerli arkadaşlar AKP milletvekilleri de inanıyor, bunu bilin. Ancak talimat aldılar sendika başkanlarından, talimat aldılar saraydan, bu kanunu getirerek memur sendikacılığını yok etmeye çalışıyorlar. Zaten toplu sözleşmenin, grevsiz toplu sözleşmenin bir hakkı yok. Bu darbeyi de getirerek sendikaları kapatmaya, sendikalara kilit vurmaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemeyi reddeder ve tekrar bu yüzde baraj olmadan insanlar örgütlenme hakkına kavuşur. Ayrıca bugün burada bulunan polisler, infaz koruma memurları, hakimler, savcılar, askerler sendikaya üye olamadıkları için kanunen onlar toplu sözleşme ikramiyesinden hiç faydalanmıyor. Aslında onlara toplu sözleşme ikramiyenin verilmesi de gerekirken şimdi bütün memurlara, yaklaşık 400 bin kişiyi toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum ederek sendika değiştirmeye zorluyorlar. Bu açık darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyonlarda olduğu gibi, alanlarda olduğu gibi bugün de Anayasa Mahkemesi'nde sendika başkanlarımızla, sendikalarımızla birlikteyiz. Bu sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı da bu yöndedir. Memur sendikalarımız da bugün terbiye edilmeye çalışan ama dik duran sendikalarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Umarım en kısa sürede Anayasa Mahkemesi bu hukuksuz kararı, bu iktidar partisinin getirmiş olduğu darbe kararını yok ederek bu işten vazgeçerler. Bu sendikalar oku istersen burada bulunan burada bulunan Birleşik Kamu İş'e bağlı sendikalarımız var, KESK'e bağlı sendikalar var, BASK var, HAKSEM var, Şehit Gazi SEM var, YURSEM var, Çalışan SEM var, Anadolu SEM var, Bağımsız Kamu Sendikaları platformu var. Yaklaşık 200 sendikayı temsil eden arkadaşlarımız bugün burada bizimle birlikteler. Peki. Direne! Teşekkürler arkadaşlar. Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız!